Elon Musk'la ya da Zuckerberg'le ortak olmak ister misin? Ben de isterim ama o pek de mümkün değil. Ama onlar çalışırken biz onlardan para kazanabiliriz. Bugün size bunları nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bugün sıfırdan Türk olarak Amerikan borsasına nasıl yatırım yapabilirsiniz? Bunun hepsini detaylı detaylı anlatacağım. Normalde biliyorsunuz çok fazla bankalar vesaire bazı fonlar size bu konuda fırsatlar sunabiliyor ama hepsinde çok fazla bir işlem ücreti var, komisyonlar var. Size bunun minimum bir biçimde nasıl komisyon ödeyerek Türkiye'den Amerikan borsalarına, Tesla'ya, Apple'a, Meta'ya, Airbnb'ye, hatta Starbucks'a bile nasıl yatırım yapabileceğinizi göstereceğim. Bu video gerçekten çok önemli. O yüzden her saniyesini dikkatli izlemeyi unutmayın. Adım adım her şeyden bahsedeceğim size. Şimdi gelin videoya geçelim. Şimdi öncelikle size bütün sitelerin linkini aşağıya sırayla vereceğim. Bu sitelere tek tek girip o linklerden kayıt olmanız gerekiyor. Bu linklerden kayıt olunca ödediğiniz komisyonlardan ekstra bir indirim de kazanacaksınız. İlk başlayacağımız yer Binance.tr. Türkiye'den Binance'e para yükleyebilmek için öncelikle bir Binance.tr hesabına sahip olmamız lazım. Geldiniz burada e-posta, telefon numarası, şifre vesaire bilgilerinizi doldurdunuz. Bakın buradaki %10 komisyon geri ödeme oranınız için referans kimliğinin burada yazması gerekiyor, haberiniz olsun. Ardından bu bilgileri doldurduk, kayıt ol tuşuna bastık. Şimdi geçiyorum ikinci linki aşağıdan. Bu sefer Binance Global'e kayıt olacağız. Buna da kayıt olurken bu şekilde bir ekran çıkacak. Linke bastığınızda buraya Sign up with email or phone tuşuna basıyoruz. Buraya az önce nasıl kaydolduysak maille mi, telefonla mı? Aynısını buraya da yazıyoruz. Burada da yine aynı şekilde referral ID kısmında bakın SDUMP5TZ yazıyor. Bu da aynı şekilde burada yazmalı, aynı yerlerden faydalanabilmeniz için. Buradan da işlemleri doldurduk. Next deyip geçeceğiz zaten burayı yaptıktan sonra. Ardından hesaplarımıza giriş yapıyoruz. İlk Binance.tr'ye girdiğinizde karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Aynı adımları birebir mobil üzerinde de yapabilirsiniz. Birebir bütün uygulamalar var. Haberiniz olsun. Sonra şu yukarıdan bakın burada şu zilin hemen yanındaki tuşa basıp buradan kimlik doğrulama ve limitler tuşuna basıyorsunuz. TR Binance kısmında. Burada seviye 1 ve seviye 2'yi tamamlamanız gerekiyor buradaki işlemlerinizi yapabilmeniz için. Aynısı normal Binance'de de geçerli. Burayı Türkçe yapabiliriz. Bakın sağ yukarıdaki şu dünya simgesinden Türkçe yaptım burayı. Bu sefer de buradaki kafa işaretine basıyoruz yine zilin yanında ve burada ano kısmına gidiyorum. Bakın solda yine kimlik kısmını görüyorsunuz. Bu kimliğe bastıktan sonra burada yine aynı şekilde kimlik doğrulamalarınızı tamamlamanız gerekiyor. Tamam, işlemler bitti. Şimdi geçiyorum bir sonraki aşamaya. TR Binance'e geldik. Buraya bir para göndermeniz gerekiyor tabii ki işlem yapabilmek için. Bu yüzden ana sayfaya geri dön. Bakın cüzdan kısmına geldim yukarıdan ve yatırma tarafına geliyorum. Yatırmayı seçtikten sonra bakın Akbank, FIBA, Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası, diğer tüm bankalar gibi işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada sadece dikkat edeceğiniz konu, bakın bu bankalarda, bu 5 bankada 7/24 havale sistemi var. Ama başka bir bankadan göndermek istiyorsanız mesai saatleri içerisinde göndermeniz gerekiyor, bilginiz olsun. Bunlardan mesela buradan Akbank'ı seçtim atıyorum. Direkt buradan hesap adı burada kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. IBAN'ı buradan kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Açıklamaya herhangi bir şey girmiyorsunuz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken konu buradaki hesabınızın ismiyle parayı gönderdiğiniz banka hesabınızın ismi aynı olmalı. Yoksa gönderdiğiniz tutar buraya ulaşmaz, haberiniz olsun. Ardından gönderiminizi yaptınız. Burada cüzdan kısmında bakın bakiyelere geliyorum. Buraya gönderdiğiniz TL olarak miktarı göreceksiniz. TL olarak buradan bir şey yapamıyoruz. Bunu dolara çevirmemiz lazım. Bu da nasıl olacak? Bakın yukarıdan kolay alsat diye bir tane tuş var. Buna basıyorum. Ve burada yukarıya USDT yazıyorum bakın. USDT direkt burada çıktı zaten. Buradan ne kadarlık alacağını seçiyorsunuz. Şu anda bu hesapta benim 50 lira varmış. Bir de 100 dolar ayırdım size göstermek için. Buradan bunu seçiyorum. Max deyip direkt hesaptaki tüm TL'yi seçebilirsiniz. Buna basıyorum ve USDT al tuşuna basıyorum. İşlem başarılı. Buradaki işlemi de tamamladık. Şimdi varlıklarınızı görüntüleyin diyorum. Bakın benim elimde şu anda önceden gelen 105 Bitcoin olmuş burada. 105 USDT olmuş. Keşke 105 Bitcoin olsa. Neyse burayı da bitirdim. Ardından bir diğer kısım. Bu parayı şimdi bu Amerikan borsalarındaki hisseleri alacağımız yere göndereceğiz. Neden o siteye direkt para yükleme yapmadık? Çünkü orası
Türkiye'den para yüklemeyi bankalarla bir anlaşması yok. O yüzden önce Binance'e yükleyip buradan bunu transfer edeceğiz. Ardından bir diğer link hemen gösteriyorum. Size aşağıda gösterdiğim üçüncü linke gidiyorsunuz. BingX'e kayıt oluyoruz. BingX'e kayıt olurken yine burada mail ve şifre yazıyor. Ardından buradaki referans kodu kısmı bu sefer açtığınızda burada Doğukan yazacak. Eğer yine burada Doğukan'ı görüyorsanız yine işlemlerinizden ekstra bir komisyon indirimi kazanıyorsunuz, haberiniz olsun. Yine buradan ileri deyip işlemleri aynı şekilde gerçekleştiriyoruz ve bizi bu sayfaya atıyor. Bu sayfaya geldikten sonra işlemler devam ediyor. Yine aynı şekilde şu kafa işaretine basıp kimlik doğrulamayı gerçekleştirdiğinizde şöyle bir artısı da var. Siz kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra bu videodan hangi güne kadar olsun, hatta şimdi belirleyeyim, ayın 15'ine kadar buraya kayıt olan 50 kişi sadece kimlik doğrulamasını yaparak $20 değerinde bir deneme fonu kazanacak ve bu fonla istediği gibi al sat yapabilecek, ardından ettiği kârı çekebilecek. Şimdi buraya parayı yatırmamız lazım. Şu yukarıdaki cüzdan işaretine gidip buradan yatır tuşuna basıyorum bu sefer. Ardından birim ve A diye burada çıktı. Birim kısmı USDT ve A kısmına da buradan BEP20 seçiyorum. En ucuz şeyle işlemleri fiyatla paramı göndermek için. Hemen adres al diyorum ve bakın bu şekilde bir sistem geldi buraya. Şuradaki adres kısmını kopyalıyorum ve az önceki hesabımın olduğu yere gidip buradan bakın solda çekme tuşu var. Çekmeye basıyorum. Buradan kripto tarafını seçiyorum yukarıdan ve coin kısmına USDT'yi az önce çevirdiğim şeyi yazacağım. Bakın USDT ve az önce bakın burada hangisini seçmiştik? BNB Smart Chain BEP20. Buraya da geldim. BNB Smart Chain BEP20 aynı olmak zorunda. Eğer aynı olmazsa paranız buraya iletilmez. Bu çok önemli bir detay. Ardından USDT'nin alıcının adresi. Az önceki biz bakın buradan kopyalamıştık. Bunu kopyala, şuna basınca kopyalanıyor. Buraya geldim. Buraya yapıştırdım. Az önce kopyaladığım adresi. Sonra tutar. Ne kadar göndermek istiyorsunuz? Ben az önce burada olan $105'ın hepsini göndereyim şöyle. Unutmayın 29 centlik bir işlem ücreti ödeyeceksiniz bu parayı gönderirken. O yüzden paranın bir 29 cent azını seçmeyi unutmayın. Yoksa hata verir size. Bu işlemi yaptım. Gönder tuşuna basıyorum. İki tane kod gönderecek hem telefonumuza hem mailize. Hemen bunları yazalım. Evet bakın kodlarımı yazdım ve çekme talebim gönderildi. Şimdi az önceki yere BingX borsasına geri dönüyorum ve bu paranın buraya gelmesini bekliyorum. Evet, yaklaşık 5-10 dakika içerisinde buraya ödemeniz geliyor, paranız gönderiliyor. Ardından burada ne yapacağız peki? Yukarıdan cüzdan tarafına gidiyorum yine ve buradan varlıklarımı seçiyorum. Burada normalde bakın benim daha önceden de gelen $545 varmış zaten burada. Bunun bir kısmını vadeli işlemler hesabına transfer etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Hemen buradan transfer tuşuna basıyorum ve fon hesabından vadeli işlemler hesabını seçiyorum. Mesela buraya ne kadar da $100'da az önce gönderdiğimiz $100'ı seçip onayla tuşuna bastım. Şimdi bakın hemen otomatik buradan buraya geçti zaten. Peki şimdi ne yapacağım? Yukarıda vadeli işlemler kısmında standart vadeliyi seçiyorum. Bu ekran size çok karışık gelebilir. Merak etmeyin hepsini tek tek söyleyeceğim. Yukarıdan BTC USDT yazan yere basıyorum. İsterseniz kripto da alım satım yapabiliyorsunuz. Ama benim size göstereceğim asıl yer burada diğer kısımlar olacak. Burada hisse senetleri. Bakın ilk bahsettiğim yer. Tesla, Apple, Amazon, Google, Intel, Microsoft. Dünyanın en büyük bütün şirketleri burada. Bunların hepsine yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela biz buradan kimi seçelim? Meta'yı seçelim. Meta ile biliyorsunuz Zuckerberg'le Elon Musk'ın şu anda bir kavgası var. Biz kardeşçe yaklaşalım, ikisine de yatırım yapalım mesela burada. Geldim. 5x ve 10x'e kadar kaldıraç açabiliyoruz. Yani paramızın 5 katıyla veya 10 katına kadar işlem yapabiliyoruz. Ama bunlar çok birazcık riskinizi arttırıyor sizin burada. O yüzden buna dikkatli bir şekilde davranmanızı tavsiye ederim. Vadeli işlemlerle ilgili benim videolarım var. Hemen kartlardan onları izleyin. Kaldıracınızı mutlaka ona göre ayarlamayı unutmayın. Şimdi buradan 5x kaldıraçla mesela ne diyelim şöyle paramızın yarısıyla bir işlem açalım. Tamam mı? Meta'ya buradan long dersek piyasanın yükseleceğini düşündüğümüzü söyleriz. Deriz ki Meta'nın yükseleceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde short tarafını seçersek de Meta'nın düşeceğini öngörmüş oluruz.
Biz 50 dolarla 5x kaldıraç işlem yaptığımız zaman bu 250 dolar olarak görecek, paramızı 5 ile çarpacak. Buradan geldim. 100 dolar dedik, 50 dolar dedik, 5x kaldıraç, long dedim, long boğa diyorum. Tamam mı? Bakın burada işlemim açıldı bile. Şu anda ortalama 292 liradan Meta'nın, yani Zuckerberg'e dedik ki bu proje iyi gidiyor, Meta güzel işler başarabilir dedik Threads'ten sonra. Şimdi geçelim Elon Musk tarafına. Buradan, yine buradan hisse senetlerini seçtim ve buradan Tesla'yı seçtim bakın. Aynı şekilde yine buraya 50 dolar diyelim. Bizim kardeş kardeş demiştik. 49.71 kaldı. Birazcık fazla olmuş değerinde. Yine aynı şekilde 5x kaldıraçla long boğa diyorum. Bakın şu anda hem Tesla'ya hem de Meta'ya 2 tane işlem açmış olduk. 3 lira 2 lira zarardalar ama bu şekilde işlemlerimizi birer birer gerçekleştirebiliyoruz. İşlem yapacağınız şeyler sadece bunlarla da sınırlı değil. Buraya paranızı gönderdikten sonra bakın Forex tarafında da işlem yapabilirsiniz. Avustralya doları Euro, Avustralya doları normal dolar gibi veya Kanada Japon yeni gibi buralarda da işlem açabiliyorsunuz. Ardından endeksler var. DAX endeksi, S&P 500 endeksi, yine Hong Kong Tech, Nasdaq endeksi gibi farklı yerlere de yine yatırım yapabiliyorsunuz. Bir diğer kısım yukarıdan emtia tuşuna basıp bakın gümüş, altın, kalorifer yakıtı, bakır, Londra gaz yağı gibi farklı yatırım araçlarını da kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz böyle sistemlerde portföyünüzü geniş tutmak, dünyanın her ekonomisinde, her finans yerinde yatırım yapmak gerçekten çok önemli. Bahsetmeyi unuttuğum bir şey var. O da sadece buraya kayıt olan 50 kişi değil, ayrıca 2000 dolarlık bir hacim oluşturan toplam 30 kişi de 30 dolarlık ekstra bir bonus kazanacak burada. Bu da çok güzel, yine o kayıt bonusu gibi aynısı burada da geçerli. Bu işlemlerimizi nasıl gerçekleştireceksiniz? 2000 dolar sizin gözünüzü çok büyütmesin. Bu şöyle, az önceki 100 dolarlık işlem yaptım ya ben burada. 100 dolarla 5x işlem yaptığımda bu 500 dolar. Yani 100 dolar 5x işlem yaptım 500. Pozisyonu açtım, kapattım 1000 dolarlık hacim yaptım. Bir daha açtım, bir daha kapattım. Toplam 4 işlemde ben zaten 2000 dolar hacimi oluşturmuş oluyorum. Aslında her şey bu kadar basit. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bana yine YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.